Online kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoya daha birlikteyiz. Bugün sizlere bir bitenler videosu paylaşacağım. Yani bu tarz videoları daha önce izlemediyseniz son dönemde bitirmiş olduğum kozmetik ve güzellik ürünlerinden söz edeceğim. Uzun zamandır favoriler videosu çekmiyorum. O nedenle son dönemde neler kullandım, neler bitirdim. Bu tarz bir video ile eski düzene dönmenin en doğrusu olacağını düşündüm. Ve bugün sizlere bitenler videosu hazırladım. Aslında az buzda bir bitenler yok. Şu gördüğünüz pembe kovayı sizlerle paylaşacağım. Umarım kısa tutabilirim. Kısa tutamazsam ikiye bölerim. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım ve belli bir düzen olmaksızın makyaj malzemesi çöpünde neler var bunları birlikte görelim. Bu arada tam videoya başlamadan şimdiden hepinizden özür dilerim. Şurada anımın tam ortasında siyah bir nokta var. Tam 12'den vurulmuş gibi ki kendimi tam 12'den vurdum aslında. Mağazada raflara çarptım ve orası yara. Makyajdan ancak bu kadar kapandı. Saçlarımı da topladım sanki çok öne çıkarmak istiyormuş gibi. Ama bugün saçlarım benimle anlaşmıyor. Bir türlü şekle girmek bilmedi. O nedenle ben de tepeden at kuyruğu yaptım. O nedenle sizi şimdiden rahatsız ettiği için o anlamın tam 12'sinde duran noktada kusura bakmayın. Neyse, videoya geçelim. Lip Cream markasına ait şampuan ve saç kremi. Bu argan yağlı olan serisi. Ben bu ürünleri saçımı boyattıktan sonra kullanmaya başladım. Çünkü saçınızdaki bu tarz renkleri yani morları, kızılları korumanın en kolay yolu. Aslında her boyayı korumanın en kolay yolu. İçerisinde sülfat, paraben, silikon gibi yabancı, kötü maddelerin bulunmadığı şampuanlar ve saç kremleri kullanmak. Lip Cream de bu açıdan iyi markalardan bir tanesi. İçerisinde paraben, silikon, sülfat gibi malzemeler yok. Bunda saç boyasını korumanıza yardımcı olacağını düşündüğüm için bu şampuanları almıştım. Hatta şampuanı Vastas tarafından bana yollanmıştı. Ben yanına saç kremini aldım. Ama keşke almadan önce bir kokusuna baksaydım. Bu serinin kokusunu ben çok sevmedim açıkçası. Saçlara çok güzel bir nem veriyor. Ağırlaştırma yapmıyor. Fakat ben bu serinin kokusunu dediğim gibi sevmedim. Saçlarımda temizlik kokusunu hissedemedim. Sanki saçlarımı hiç yıkamamışım gibi. O argan yağının tipik kokusunu halen bu ürünlerden alabiliyordum. Bu ürünler bittikten sonra serinin gene Lip Cream markasına ait Pink Fire serisini aldım. Halen onları kullanıyorum. O seri çok güzel kokuyor. Fakat resmen kara borsa gibi. Bulmak imkansız. Ben İzmir'de gezmediğim vaktim kalmamasına rağmen ürünleri bulamıyorum. Sizin çevrenizde varsa ve saçlarınız boyalıysa kesinlikle o ürüne bir şans verin de diyorum. Bitenlerden favorilere doğru gidiyorum. Ama dediğim gibi bu argan yağlı serisini tekrar satın almayı düşünmüyorum. The Body Shop English Dawn duş jeli. Ben duş jelini çok severek kullandım. Mis gibi beyaz bir kokuyordu ve duştan çıktıktan sonra da kokusunu halen vücudunuzda hissedebildiğiniz duş jellerinden bir tanesiydi. Fakat limited edition bir koleksiyonuna geldiği için ben bu ürünü tekrar satın alamadım. Eğer tekrar koleksiyon gelirse satın almayı düşünebilirim. The Body Shop markasıyla devam edelim. The Body Shop'a ait cleansing oil. Bu papatya özleri içeren bir cleansing oil. Yani bir nevi temizleme yağı diyebilirim. Ben bu ürünü makyaj çıkarmak amacıyla kullanıyorum. En suya dayanıklı makyaj bile çok rahatlıkla çıkarmakta yardımcı oluyor. 3-4 pompayı elime aldıktan sonra dyser hareketlerle bütün yüzümü ovalıyorum. Hafif su aldığınızda süte dönüşüyor ve makyajınızı çok kolay temizleyebiliyorsunuz. Ben bu ürünü özellikle suya dayanıklı maskaraları ve yüz makyajını çıkarmakta çok başarılı buldum ve kesinlikle tekrar satın aldım bile. Batiste kuru şampuan, bu tropikal olanı. Ben bu ürünü çok uzun zamandır kullanıyorum. Buraya bir şişesini attım aslında. 3-4 şişe bitirdim bu son bitenlerden olan dönem boyunca. Mis gibi Hindistan cevizi yağı kokuyor. Eğer saçınızda ki yağ görüntüsünü azaltmak istiyorsanız, iki yıkama arasındaki saçınızdaki yağlı dokuyudan kurtulmak istiyorsanız çok başarılı ürünlerden bir tanesi. Ama saçınızdan mümkün mertebe uzun, yani uzaktan sıkmanın faydası var. Çünkü bazen iyi çalkalamadan ve çok yakından sıkarsanız beyaz bir görüntü bırakabiliyor. O nedenle çok yakından sıkmamak gerekiyor. Ama benim şimdiye kadar piyasada denediğim en iyi kuru şampuanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu kuru şampuanlarla ilgili benim bayağı ayrıntılı bir videom var. Onun linkini de buralara bir yere ya da açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz. Makeup Fix Plus'ı, bu ürünü herhalde bilmeyen yoktur. Makyaj sabitlediği iddia edilen, bana göre hiçbir makyaj sabitleme özelliğinin olmadığını düşündüğüm ürünlerden bir tanesi bu. Ama ben bu ürünü bittikçe tekrar satın almaya devam ediyorum. Çünkü yüzde oluşmuş olan o makyajdan sonra pudralı görüntüyü çok güzel ortadan kaldırdığını düşünüyorum.
Ve şimdi yeni kokulları çıktı limited edition olarak. Bu bittikten sonra da hatta siparişini verdim. Kargonun bana ulaşmasını bekliyorum. Kokulu olanlarından satın alacağım. Sephora'nın çift bazlı makyaj temizleme suları ya da makyaj temizleyicileri diyeyim. Bu üründen ben daha önce söz etmiştim kanalımda. Benim gözümü çok yaktığını, bu nedenle fırçalarımı temizlemek için kullandığımı söylemiştim. Ama şöyle bir durum var. Sanırım bendeki o şişe kötüymüş ya da tarihi geçmiş bir şişeymiş. Bu ürünü bana doğum günümde arkadaşımın bir de hediye aldığı paketin içerisinde bu ürün de vardı. Ben de tekrar bir şans vermek istedim. Ki iyi ki de verdim. Suya dayanıklı maskara olsun ya da benim gibi çok fazla maskara kullanıyorsanız maskarayı çıkarmak çok zor olabilir. Bir küçük yuvarlak pomponun üzerine sıktığımda çok kolay bir şekilde bütün göz makyajımı çıkarabiliyorum. Ve bittikçe satın almaya başladım. The Body Shop'ın bu Passion Fruit'lü Body Butter'ı. Ben bunu indirim sırasında almıştım. Halen var mı bilmiyorum. Belki limited edition bir koleksiyonla gelmiş olabilir. Ama ben genel olarak The Body Shop'ın body butter'larının performansını çok beğeniyorum. Bu olmasa bile herhangi bir tanesini yeniden satın alabilirim. Fakat şu anda stonda çok fazla body butter olduğu için yenisini henüz satın almadım. La Petite Marseille, büyük ihtimalle adını yine yanlış söylediğim markaya ait olan, çok kuru ciltler için olan body butter'ı. Bu aslında kıvamı body butter'dan daha çok çok yoğun nemlendirme özelliği olan bir losyona benziyor. O nedenle body butter'lar nazaran dağıtması, cilde yedirmesi çok daha kolay olan ürünlerden bir tanesi. Kokusu böyle şekerimsi, vanilyamsı, değişik bir kokusu var. Yani La Petite Marseille ürünlerinde daha önce kullandıysanız bu kokuyu kesinlikle ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Markanın kendine ait hani özel bir kokusu var diyebilirim. Nem verme açısından çok başarılı bir ürün ve fiyat olarak çok uygun. 12 lira gibi bir fiyatı var. Eğer krem arayışındaysanız bir şans verebilirsiniz. Ama biraz önce de dediğim gibi şu anda benim elimde çok fazla nemlendirici olduğu için yenisini almayı şu anda düşünmüyorum. Ama elimdekiler bittikten sonra uygun fiyatlı olarak düşünebileceğim vücut losyonlarından bir tanesi. Benim için yazın en büyük favorilerinden bir tanesi olan Vaseline'in bu sprey formda çıkarmış oldukları vücut losyonlarıydı. Eğer seyahat makyaj çantamda ne var videomu izlediyseniz bu ürünün benimle seyahate bile geldiğini ki bu büyük şişesine rağmen görebilirsiniz. Günlük olarak kullanmak için yani gündüzde vakitlerinde kullanmak için çok güzel bir nemlendirici. Sprey formda olduğu için çok basit bir şekilde vücudunuza sıkıp ellerinizle çok kolay dağıtabiliyorsunuz. Ve anında emildiği için de yazın hemen kıyafetleri giyme arasında kullanmak için de çok uygun. Bu ürün benim evimde, iş yerimde, her yerde böyle köşelerde duran ürünlerden bir tanesiydi. Ben bunun sarı olanını da denedim ama en sevdiğim kesinlikle bu aloe vera olan yeşil olanıydı. Eğer henüz denemediyseniz ve aklınızda deneme gibi bir planınız varsa kesinlikle bir şans verin derim. Yine La Petite Marseille markasına ait olan bu mandalina misket limonlu, mis kokulu, böyle ferah ferah kokan duş jeli. Bu markaya ait olup da denediğim duş jelleri arasında en sevdiğim kesinlikle mandalina ve limon, misket limonlu olan bu duş jeliydi. Çok ferah, çok temiz bir kokusu vardı. Ama elimde şu anda çok fazla duş jeli olduğu için tekrar bu ürünü satın almadım. Yine aynı koku ailesine ait Avon'un bu Avon Sensei serisindeki vücut peelingi. Limonumsu böyle turunç çiçekleri gibi böyle ferahlatıcı, rahat bir kokusu olan bir üründü. Bu aslında vücut peelingi olarak geçiyor ama benim bir vücut peelinginden beklediğim kadar kalın tanecikli değildi. Daha çok içerisinde böyle tanecikleri olan bir duş jeliydi diyebilirim. Günlük kullanım için gayet uygundur ve çok güzel kokuyor. Bu serinin bir tane mavi böyle deniz mineralli olanı, bir de pembe Secret Garden of Eden mı? Öyle bir adı vardı. Onlardan da kullandım ama seri içerisindeki en sevdiğim ürün bu oldu. Bu ürüne tekrar bir şans verebilirim. Şu an Bioderma ya da Bioderma fark etmez. Sensibio Hishikyo hassas ciltler için olan temizleme suyu. Ben bunu makyajımın fazlasını almakta ya da makyajımda yaptığım hataları düzeltirken genellikle tercih ettiğim ürünlerden bir tanesi. Piyasada bu ürüne benzeyen birçok muadili var ama bana göre içerik olarak en temiz olanlarından bir tanesi Bioderma'nın bu misal suyu. Şu anda elimde farklı misal suları olduğu için yeniden satın almadım ama elimdekiler bittikten sonra Bioderma'ya tekrar bir şans vereceğim. Neutrogena'nın bu çift fazlı makyaj temizleyicisi.
Makyaj çıkarma konusunda çok başarılı olup aynı zamanda ortalığı mahvetme konusunda da çok başarılı olan makyaj temizleyicilerden bir tanesi. Bu kullanmadan önce çalkaladığımız yağlı temizleyicilerden. Ama bu ürünün bir stopuru yok ağzında. O nedenle bereketi de yok. Çünkü pomağa dökmek istediğinizde gereğinden fazla ürün almanıza sebep olabiliyor ya da her yere makyaj masanıza dökülebiliyor. Yani ben bu ürünü kullandığım süre boyunca pamuktan daha çok masalara falan dökmüş olabilirim ürünü. O nedenle tekrar satın almayı düşünmüyorum. Sephora'nınki de hemen hemen aynı olduğunu söylemişlerdi ki kesinlikle katılıyorum. Ama Sephora'nın ağzındaki stopur yüzünden benim tercihim her zaman Sephora'nın markasının çift fazla makyaj temizleyicisinden yana olacaktır. Versace Bright Crystal benim kanalımı başından beri takip ediyorsanız zaten benim en sevdiğim parfümlerin başında Versace Bright Crystal'in geldiğini söylemiştim. Bu ürün hakkında milyonlarca kez konuştum. Daha fazla konuşmayacağım. Tabii ki de yeniden çoktan satın aldım. Parfüm arayışındaysanız ve çiçekli temiz kokuları seviyorsanız kesinlikle bir Sephora sevil alışverişiniz sırasında parfümü bir koklamanızı tavsiye ederim. Daha uygun fiyatlı bir parfüm olsun derseniz de en sevdiğim uygun fiyatlı parfümlerden bir tanesi olan Avon'un Amour adlı parfümü. Mis gibi çiçek kokuları var. Her bitenler videomda kesin bundan da bir tane oluyor. Çünkü en çok kullandığım iki parfümün başında bunlar geliyor aslında. Şu anda henüz daha Avon'un parfümünü satın almadım. Çünkü elimde gerçekten çok fazla parfüm var. Ve bunları bir an önce bitirmeye çalışıyorum. O nedenle Avon'u daha henüz satın almadım. Artistry çok amaçlı güneş koruyucusu. Bu SPF 30 içeriyor ve çok hafif bir içerisinde renk var. Bu ürün benim gözeneklerimi tıkamayan, cildimin altında böyle bezelenme yapmayan ya da bende sivilce alerjiye sebep olmayan iki güneş kreminden bir tanesi diyebilirim. Şu anda bundan tekrar satın almadım. O dediğim ikinci güneş kremini kullandığım için. Ama o da bittikten sonra artık kış aylarına geçtiğimiz için bir tık daha bunun nemlendirme özelliği fazla olduğu için bu ürünü tekrar deneyebilirim. Estée Lauder Advanced Night Repair Serum. Bu serumu çok büyük umutlarla aldım ama beklediğimin bana göre benim cilt tipimde daha az bir performansı vardı. Jel bir yapıda olan bir ürün. Vaatleri çok fazla. Çok övülen ürünlerden bir tanesiydi. O nedenle aldım. Ama jel yapıda olduğu için ve benim cildim daha çok normal ve kışları daha kuru olduğu için bu serum bende benim beklediğim etkiyi yaratmadı. Yani cildimde istediğim bir gece serumundan beklediğim kadar cildime nem vermedi. Cildimdeki kızarıklık problemine bir çözüm getirmedi. Ama bu ürünü ben bir süre sonra kullanmayı bıraktım. İstediğimi yarısına geldikten sonra kullanmayı bıraktım. Diğer yarısını annem kullandı. Annemin cildi daha karmaya dönük. Gene normalle karma arasında gidip geliyor. Annem bu üründen çok memnun kalarak kullandığını söylüyor. Eğer cildiniz karma ya da yağlıya dönük karmaysa ya da yağlıysa bu ürünü çok sevebileceğinizi düşünüyorum. Aklınızdaysa ama her zaman için ilk önce küçük bir tester almanızı öneririm. Çünkü ben çok ucuz olan bir malzeme değil bu. Hani çok ucuz bir ürün değil. Eğer aklınızda olan bir ürünse küçük bir tester aldıktan sonra denemenizi tavsiye ederim. Çünkü sonra herhangi bir hayal kırıklığına uğradığınızda ürüne verdiğiniz her bir kuruş size batmaya başlıyor. Ama güzel bir serumdu. Fakat benim cildimde istediğim sonucu yaratmadığı için ben tekrar bu ürünü satın almayı düşünmüyorum. Kiehl's Midnight Liquor Concentrate benim en sevdiğim serumlardan bir tanesi. Şu anda ikinci şişemi kullanıyorum. İkincisini çoktan satın aldım. Tüm cilt tipleri kullanabilir. Benim bir serumdan beklediğim nem, cildimde gösterdiği aydınlanma performansı, minik oluşabilecek ilk yaşlanma belirtileri için benim cildimi koruyan, aynı zamanda aslında özelliklerinden bir tanesi olmayan ama benim çene bölgemde geçtiğimiz dönemde çıkan sivilcelerin o kızarıklığını birazcık hafifleten ve o zonklamasını alan ürünlerden yani akne tedavimde de bana yardımcı olan ürünlerden bir tanesi oldu. Ama bu belki sadece benim cildimde oluşmuş bir yan etki olabilir. O nedenle denemeden önce Kiehl's mağazalarını ararsanız hatta şu anda online alışveriş de var. Size küçük bir testlerini vereceklerdir. Ben de ilk bu serumu almadan önce tester boyunu kullanmıştım. 12 gün kadar gidiyor o tester size. Bir serum arayışındaysanız ve kolaylıkla erişebileceğiniz bir serum olmasını istiyorsanız Kiehl's'ın bu ürününü tavsiye ederim. Hazır abdelerden söz etmişken benim her bayanın, erkeğin, çoluğun, çocuğun, kim olduğunun önemi yok. Eczacı dolabında ya da makyaj koleksiyonunda olmasına inandığım iki ürünü göstereceğim. Bunlardan bir tanesi maalesef ülkemizde bulunmayan ama aslında bulunması gereken ürünlerden bir tanesi olan Maria Badescu'nun Drying Lotion'ı.
Bu çift fazlı bir ürün. İçerisinde pembe bir mik var. Üzerinde de sıvısı var. Kulak temizleme çöpünü komple aşağıya kadar batırıyorsunuz. Birazcık üzerindeki sıvıdan ve biraz da pembe o toz gibi pudralı yapıdan alıp direkt sileceğin üzerine sürüyorsunuz. Ve bir gecede puf oluyor. Orada sivilce yok oluyor. Eğer daha derin, derinizin altında gelen ağrılı sızılı sivilcelerdense boyutunda çok ciddi şekilde küçülmeye sebep oluyor. Yani bunu gözle görülür bir şekilde hissedebiliyorsunuz küçülmeyi ve çevresindeki kızarıklığı azaltıyor. Bu ürün ülkemizde olmadığı için ben bunu Beauty Bay'den satın alıyorum. Direkt linkini, ürünün linkini, çünkü herkesin dolabında olması gerektiğine inandığım ürünlerden bir tanesi. Açıklamalar bölümüne direkt ürünün linkiyle birlikte bırakacağım. 16 doların üzerine yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye bedava shipping vardı. Bu ürün zaten 18 dolar ve bir yıl kadar da bu minik şişesine gittiği için iş yaptınız bedava shippingle. Size kolaylıkla 15 gün gibi bir sürede ulaşıyor ama onları uyarmayı unutmayın. Paketin üzerine cilt bakımı, güzellik, makyaj gibi ürünler yazmasın. Yok ben bütün bu shipping işlemleriyle uğraşamam diyorsanız, yurt dışına alışveriş yapmaya korkuyorsanız, Artistry Essential serisine ait olan, benim böyle ortadan ikiye kestiğim, her bir son parçasına kadar kullandığım anti bilemiş. İçerisinde %2 salisilik asit içeriyor. Bu salisilik asit sayesinde de sivilcelerin sönmesinde yardımcı oluyor. Renksiz, makyaj altına da kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz. Bir paket kullanma miktarınıza göre değişse de yaklaşık 6 ila 1 yıl arasında gidiyor. Ben Artistry'nin U10 serisindeki gözaltı kremi. Bu gözaltı kremi aslında daha çok 30 yaş üzerine tavsiye edilen göz kremlerinden bir tanesi. Ama ben bu ürünü kullanırken benim yorgunluk nedeniyle çok ciddi gözaltı morluğu problemim vardı. O zaman Emre'yi temsilcisi tarafından bana bu ürün tavsiye edilmişti. Gözaltlarınızdaki morluğu ve yorgunluk belirtilerini çok güzel ortadan kaldıran, güzel nem veren ama ağırlaştırmadan nem veren ürünlerden bir tanesi. Şu anda bunu tekrar satın almadım çünkü gözaltı morluklarındaki o sorun ortadan kalktı. Şu anda Artistry'nin başka bir göz kremini kullanmaya devam ediyorum. Benim en sevdiğim gece kremi, hatta böyle son bir parçasına kadar kullandım. Gene Kiehl's'ın Midnight Recovery Eye. Göz altlarınıza çok güzel bir aydınlık veriyor. Sanki ekstradan bir 4-5 saat daha uyumuşsunuz gibi bir etkisi var. Gene gözaltı morluklarını ortadan kaldırmakta başarılı olan ürünlerden biri. Tamamen ortadan kaldırmasa da belirtileri mümkün mertebe daha çok azaltıyor. Çok güzel nem veriyor. Aynı zamanda da böyle yağlı, garip bir doku bırakmıyor. Ağır bir krem değil. Şu anda bunu tekrar satın aldım ve kullanmaya devam ediyorum. Beauty Blender ve Real Technique markasına ait gene Beauty Blender gibi bir makyaj süngeri. Bunlar artık 6 aydan fazladır bendeydi. Artık değişme vakitleri gelmişti. Beauty Blender'ı yeniden satın aldım. Fakat henüz daha bunu satın almadım. Ama bir indirim, güzel bir indirim denk getirsem kesinlikle satın alacağım. Buna benzer olan ürünlerden ama birebir aynı değil. Eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle Beauty Blender'a bir şans verin derim. Makyajınızı muhteşem bir şekilde yüzünüze homojen şekilde dağıtacaktır. Kesinlikle ben herkese tavsiye ediyorum ya. Alın bundan. NARSHEAR MATTE Fondöten. Bu aslında Pelin'in favorisi olan fondötenlerden bir tanesiydi. Bir gün ben Pelin'den alıp denediğimde fondötenin yapısını çok beğendim. Böyle kadifemsi bir bitişi var. Ne çok mat bitiyor ne böyle çok parlak bitiyor. İkisinin ortasında bir bitişi var. Vardı. Tekrar satın almak için Sephora'ya gittiğimde bu ürünün piyasadan kaldırılacağı gibi bir şey söylediler. Ne kadar doğru bilmiyorum. O nedenle tekrar satın alamadım. Benefit Professional Base, gözenek silici bazların başında benim en sevdiklerimden bir tanesi. Gözeneklerinizin görünümünü çok güzel bir şekilde azaltıyor, hatta yok ediyor diyebilirim. Makyajın altına ya da üzerine uygulayabiliyorsunuz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Sephora'lardan yeniden çoktan satın aldım. Gene Benefit ailesine ait Benefit Değer Yıl Maskara. Benim en sevdiğim maskaralardan bir tanesi. Özellikle böyle plastik... Ay açılmıyor kumuş. Böyle plastik uçlu bir maskara olmasına rağmen çok seviyorum. Şu ucundaki gördüğünüz küçük top ile en küçük kirpiklere kadar girebiliyorsunuz. Çok güzel bir uzunluk veriyor. Yeteri miktarda da dolgunluk veriyor. Eğer daha dolgun, tamamen takma kirpik gibi bir etki isterseniz böyle daha şey, diplere bir kat daha geçtiğinizde tamamen takma kirpik etkisini bu üründen elde edebiliyorsunuz. Bu kadar övgünün sonunda tekrar satın aldım mı? Evet, satın aldım.
Size iki tane eyeliner göstereceğim. Bir tanesi uygun fiyatlı en sevdiğim eyeliner. Diğeri ise en sevdiğim jel eyeliner. Eyeliner. Hatta bana göre dünyanın en güzel eyeliner'ı bu. Bu L'Oreal'in bir numaralı Pure Black adlı jel eyeliner'ı. Siyah, akmayan, kokmayan, dağılmayan uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Inklot 77 numaraysa biraz önce de dediğim gibi benim hayatımın eyeliner'ı. Akmayan, kokmayan, dağılmayan, hiçbir yere bulaşmayan, kömür gibi simsiyah ve mat bitişli bir eyeliner. Daha fazla övemezdim. Ben bu ürünü çoktan satın aldım. Sanırım marka İstanbul'a, Inklot markası İstanbul'a mağaza açıyormuş. Ama ben gibi İzmir'deyseniz ve markaya ulaşma şansınız yoksa ben bu ürünün yenisini Şule Han'dan satın almıştım. Onun Instagram adını açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan siz de Inklot ürünlerine sahip olabilirsiniz. Derim. Ne zaman dudağımda olsa üzerine iltifat aldım. Hatta çok kişinin ya dudaklarına dolgu mu yaptırdın? Çok doğal duruyor dediği. Hatta çoğu kişinin bana bu konuda dudaklarına dolguyu nerede yaptırdın? Biz de yaptırmak istiyoruz. Doktor adı verir misin? Dediği dudak kalemi Rimmel London'ın Insin No. Benim dudaklarımda bir dolgu işlemi yok ama her gün neredeyse kesinlikle kullandığım dudak kalemi bu. Dudaklara öyle bir efekt veriyor ki sanki daha dolgunmuş gibi, daha dolu gözükmesini sağlıyor. Tabii bu dudak kalemiyle olmuyor o. Ama birkaç ürünle daha var. Ama bu ürün tek başına bile gayet yeterli olan ürünlerden bir tanesi. Eğer dudaklarımı daha nasıl dolgun gösteriyorum gibi bir video isterseniz bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Benim son dönemde bitirdiğim ürünler bu şekildeydi. Her bitenler videomda olduğu gibi çok uzun bir bitenler videosu olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar halen izlediyseniz sizi tebrik ediyorum. Dediğim gibi eski düzene yeniden dönüyorum. Artık pazartesinden itibaren mi olur yoksa bundan sonra arka arkaya 2-3 video yükleyip ama pazartesinden itibaren beni haftanın 3 günü yeniden göreceksiniz. O yüzden halen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ya da beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın ki her daim birlikte olabilelim ya da birbirimizden haberleşebilelim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.